Merhabalar sevgili Boğa burçları, yükseleni ve ay burcu da boğa olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şubat ayına niyet arkadaşlar siz sevgili Boğa burçları için şöyle fincanımı kapattım. Ben sizlerin niyetine kapatmışken lütfen sizler de kendi niyetlerinizi şöyle olumlu niyetiyle ve kulağınızın duyabileceği bir şekilde dillendirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Önce bir kahve ve sonrasında da bir tarot açılımı yapacağız. Açılımlarımızda size ait olan lütfen pozitif enerjiyi alın. Negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeğe saygı için kanalıma Abone olup beğeni yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Hazırsanız ve niyetler tutulduysa hemen şöyle fincanınıza bir bakalım. Bizlere neler gösterecek? Hadi bakalım. Şöyle bir önceliğim sizlere göstermek. Evet bakın. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle hemen sizlere de göstermişken başlamak istiyorum. Bakın arkadaşlar bir beşik diyeyim ben buna. Beşik sallanır bir vaziyette. Arkadaşlar burada aslında bebek nasibinin olması gibi bir durum var. Yani bebeği işte beşi sallamanız bir bebek sahibi olabileceğinizi gösteriyor. Bir evlilik ortada olan bir evlilik belki böyle bir bebek nasibini almak gibi de düşünebilirsiniz. Bebek haberi almak gibi düşünebilirsiniz. Ya da böyle hiç düşünmezken bir hamilelik gibi bir durum yaşanabilir. Sizler burada şöyle söyleyeceğim. Özellikle hiç bebek sahibi olmayı düşünmüyorum diyenler varsa ya da benden geçti artık böyle şeyler gibi düşünceleriniz varsa şunu özellikle söylemek istiyorum ki bebek nasibi almak demek yani illa hani doğurmaktan bahsetmiyorum. Beni izleyen erkeklerde var hani bayanlar baylar hiç fark etmez cinsiyet belirtmek sizin söyleyin bir bebek nasibinin alınacağını gösterir bu yani bir bebek nasibi sizleri bulacak ki bu bebek nasibi gerçekten çok güzeldir bakın arkadaşlar hani bazen boş işlerle uğraşırız bize bir faydası olmaz bize bir getirisi olmaz sadece bir zaman kaybıdır ya Bugünlerde böyle bir e, boş işlerle uğraşmak ya canım bir şeyler yapmak istemiyor bunlarla uğraşmak istiyorum diyebilirsiniz. Hani bazen de boş zaman geçirmek istiyorum diyebilirsiniz ya da hiçbir şey yapmak istemez canınız belki de bugünlerde çok da bir şey yapmak istemeyebilir. Yani dinlenmek gibi düşünebilirsiniz bunu boş bir zaman geçirmek gibi e, olabilir. Böyle bir takım uğraşlar olabileceğini de söyleyebilirim. Bakın şurayı görüyorsunuz değil mi? Lafzatullah yani e, bizzat Allah yazılı ve bu Kur'an'dır arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bu ne biliyor musunuz? Arkadaşlar belki Kur'an öğrenmeye ya da şöyle söyleyeyim. Şu da bir kalptir zaten. E, bir Kur'an öğrenmeye ya da Kur'an okumaya. Şimdi e, Kur'an koydukları şey vardı adını unuttum böyle açıp da koydukları yer var ya tahtadan olurdu şimdi tabi çeşitleri de illaki çıkmıştır ama böyle bir Kur'an öğrenmeye Kur'an okumaya meyilli olabileceğiniz bir zamandasınız. Aynı zamanda ibadet olabilir, dua olabilir, namaz olabilir. Yani maneviyata değer vereceğiniz, önem vereceğiniz bir zaman diliminde olacağınızı gösterir. Zaten onun da üstünde şöyle bir yıldızımız var. Bak bu çok güzel geldi. Bu maneviyatla alakalı. Yani ruhunuzu beslemekle alakalı. Bak bunlar çok ince ayrıntılardır. Ruhunuzda sıkışmalar, daralmalar olabilir. Yani bizzat diyeceksiniz ki ben kendimi rahatlatmak istiyorum. Ruhumu rahatlatmak istiyorum. Rahat nefes almak istiyorum diyorsanız biraz da maneviyatınızı güçlendirmeniz gerektiğini yani dualara ibadetlere yönelmeniz gerektiğini de gösterir. Şöyle yakından da göstererek ne demek istediğimi söyleyebilirim. Şimdi bir burada yıldız vardı bir de burada yıldızımız var. Şöyle ben göstereceğim net bir şekilde çıktığı için. Bakın bu yıldız hareketleri yani yıldızın güzel bir şekilde çıkması arkadaşlar hayatınızda kadersel olarak hareketlenmelerin olacağını gösterir sizlere. Yani bugünlerde şöyle bir yıldız yükselmesi Enerji yükselmesi, bu enerjinin yükselmesiyle beraber istediklerinizi kolaylıkla elde edebilme gibi bir durum olacağını gösterir. Bakın şuradaki de sihirli bir şapkadır arkadaşlar. Hayatınıza dokunan bazı olaylar yaşanabilir. Hani böyle e, sihirler e, nasıl desem hiç beklenmedik mi desem nasıl desem böyle hayatınıza dokunabilecek bazı olaylar olabileceğini de gösterir. Bunları anlamak da bir meseledir aslında ve hayatı okumaktan geçer aslında böyle şeyler. Bir de buradaki şapkayı şöyle söylemek istiyorum. Ee, böyle şapkanızı önünüze koyup da düşünmeniz gereken bazı olaylar olduğunu gösterir. Evet hayatınızda günler yaşıyorsunuz, günlerin içinde olaylar yaşıyorsunuz, bir ton işlerle uğraşıyorsunuz bazen şapkayı çıkartıp da ben ne yapıyorum ya da yaptıklarımı ne için yapıyorum diye böyle bir düşünmeniz ya da bir karar verme aşamasındaysanız şapkayı çıkartıp da o kararı vermek gibi durumlar olacağını da gösterir. Bakın iki kişi karşı karşıya gelmişsiniz. Sizin kafanız var karşınızdakinin kafası yok. Bak çok net bir şekilde bunu söyledim düşünmeyen ya da hayata at gözlüğüyle bakan, orta yolu bulamayan, sadece kendini düşünen bencil bir karakterle belki de tartışır bir durumdasınız. Bu insanla belki de bir yarış halindesiniz. Böyle insanlarla çok da yarışmayın arkadaşlar. O insan bencildir ve hani sadece kendine iyiliği vardır. Bir başkasına iyilik yapmak konusunda da çok cimridir. Siz de böyle insanlarla şöyle bir oturup kalkmayın. Yani kendinizi biraz düşünün. Evet bakın biraz sallantılı işler var. Yani arkasını düşünmeden bir şey yapmış olabilirsiniz. Ya da arkasını düşünmeden bir kelime bir söz sarf etmiş olabilirsiniz. Bunlar sizin hayatınızda sallantıda olan şeyler. Hayatınızla alakalı size bir faydası da yok aslında. Bak bunu da söylüyorum özellikle. E, riske girmek gibi düşünebilirsiniz. Ama bugünlerde bu ayda bu dönemlerde hayatınızda risk almamanız gerektiğini söyleyebilirim. Ne maddi ne manevi anlamda çok da risklere girmemeniz gerektiğinde de sizi uyara uyarmak istiyorum. Bakın bazı hazırlıklar yapıyorsunuz. Yani ön çalışma mı desem hazırlıklar mı desem. Böyle bir şeyleri toparlamaya çalışmak gibi. Belki hayatınız düzeldi, e, şey dağıldı düzeltmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ya da e, dağılan bir şeyleri düzeltmeye, toplamaya da çalışıyor olabilirsiniz. Ama hazırladıklarınız var. Mesela şöyle söyleyeyim bir sunum hazırlayacaksınızdır, sunum yapacaksınızdır bunun hazırlığı gibi. Bir şeyler yaşayacaksınızdır, bunun bir hazırlığını yapmak gibi durumlar olduğunu da gösteriyor. Evet biraz inatlaşıyorsunuz galiba bu ara etrafınızdaki insanlarla hani ee, şöyle söyleyeyim bilinçli olarak sizinle inatlaşan insanlarla de artık bilinçli olarak inatlaşma durumunuz var. İşte sen şöyle yaptın ben bunu yapacağım sen bunu yaptıysan ben de bunu yapacağım gibi bazı inatlaşmaların içinde olduğunuzu gösterir. Ama bu sizi çok da mutlu etmez. Bak bunu da söyleyeyim. İnatlaşmak, zıtlaşmak, orta yolu bulamamak bir noktada insanı bıktırır. Karşındaki insanın insandan da soğursun, kendi yaptıkları yüzünden psikolojik olarak kendini de kötü etkilersin. Bak bunu söyleyeyim. Bir de şunu var arkadaşlar. Bakın yükselmek yani bayağı böyle bir ilerlemek mi diyeyim ben buna? yükselmeye çalıştığınızı gösteriyor. Sizler bak şöyle söyleyeceğim. Kendinizi etrafınızdaki insanlara kıymetli göstermeye, ben de saygıya değerim diye göstermeye çalışıyorsunuz. Hani bir terfi gibi, bir rütbe almak gibi ya da bir mal mülk parayla kendinizi kıymetli göstermeye çalıştığınızı gösterir. Burada terfi alabilirsiniz. Bak bunu da söylemek istiyorum. Çalışıyorsanız bir terfi alma ya da çalışmıyorsanız dahi bak bunu da söyleyeyim. Yapacağınız bir işten kaynaklı etrafınızdaki insanlar sizi kıymetli görmeye başlayacak demektir. Yani saygın bir insan olmak için uğraşıyorum diyorsanız bugünlerde o saygınlığı elde edebileceğini gösterir. Şuradaki arkadaşlar böyle bir tuttuğunuz şemsiye bu şemsiyeyi niye tutuyorsunuz? Aslında şemsiye bir şeylerden kendini korumak amaçlı tuttuğunuz bir nesne diyelim. Çünkü burada sıkıntılar var bu sıkıntılar benim hayatıma sirayet etmesin diye kendinizi şemsiyeyle korumak gibi bir durum yaşadığınızı gösterir bir problem var size sıçrayacak ama size sıçramadan geçsin gitsin diye böyle bir şemsiyeyle kendinizi koruduğunuzda gösterir koruyup kollamak önceliği kendi hayatına vermek kendi şahsına vermek gibi bir takım durumlar olduğunu da söyleyebilirim evet bakın arkadaşlar sanki çok acil bir karar verilmesi gerekiyor bu kararı verince böyle bir nasıl diyeyim hızlı olacak olaylar var. Hani gerçek bir takım olaylar, çok acil gibi görünüyor ve bunların şöyle söyleyelim hızla gelişecek bir takım olaylar olduğunu da söyleyeyim. Ama lütfen olayları birbirine karıştırmayın. Hepsi birbirinden farklı. Bakın arkadaşlar kelebek gibi ama biraz daha böyle tırtıl e, tırtıldan kelebeğe dönmek gibi düşünün. Dönüşmek gibi düşünün. Tırtıl ne? Küçücük böyle bir hani e, böyle bir vasfı olmayan bir durumdan vasıflı olma duruma geçmek gibi. Belki olgunlaşmadınız tırtıldan kelebeğe dönüştüğünüzde olgunlaşmak gibi diyebilirim. Sizler burada eğitimler alabilirsiniz. Kendinizi geliştirmekle alakalı her ne yapıyorsanız o konuda karşılık görülebilecek demektir. Bir takım yaşananlar vardır. O yaşanılanların sizlerin üzerinizdeki etkileri sayesinde bir olgunlaşmanın içine gireceğinizi gösterir. Bunların hepsi sizi dönüştürecek, değiştirecek olan olgulardır arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Evet, bak bir ilişki ama ee, nasıl diyeyim ya oldu bitti ayrıldık dediğiniz bir ilişki var ama ee, yani bunu şöyle söylemek istiyorum karşınızdaki insan sizinle alakalı olumlu düşünceler besliyor yani tekrardan bir birleşmek istemek gibi ya da tekrardan o ilişkiyi Denemek gibi anlatabiliyor muyum? Hani ee, yeniden başlamak için sanki hani birbirinizi üzmüşsünüz, kırmışsınız da tekrardan başlamak için bir çare aramak gibi bir durumun olduğunu gösteriyor. Belki bu konularda da sallanmış olabilirsiniz. Yani ilişkiniz bir sallantıdaydı, ayrılmayı çare gördünüz ama şimdi tekrardan denemek için bir takım uğraşlar içinde olduğunuzu söyleyebilirim. Bir de bakın arkadaşlar fincanın içinde şöyle bir altın. Belki birikim yapıyor da olabilirsiniz. Bak bunu da söyleyeyim. Altınla alakalı yatırımlar ya da birikimlerde yapılabilir. Gelecekle alakalı olabilir ama bu biraz da maddiyatla alakalı. Maddi olarak geleceğinizi biraz daha güvence altına almak istiyor olabilirsiniz. Belki bir takım sıkıntılar yaşandı ama artık rahatlamak istiyorum. Ben de şöyle bir maddi olarak kendimi güvence altına almak istiyorum diyebilirsiniz. Ve bu yüzden de şöyle bir nasıl diyeyim yatırım birikim yapılabilir arkadaşlar bunu da söyleyelim. Evet tabağınıza hemen bir bakmak istiyorum. Sonrasında da kartlarımıza bakalım. Evet, bir bakalım bizlere neler göstereceksin. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle hemen sizlere gösterelim. Bakın net olarak lütfen görün. Bak etrafında bir insan var, bizzat yangına kürekle. Ee, Hani yangını söndürmesi gerekirken yangına böyle bir nasıl diyeyim daha çok körüklemeye çalışıyor. Yani o alevi canlandırmaya çalıştığını gösteriyor. Arkadaşlar etrafınızda işte destekçi gibi görünen bazı insanların köstekçi olması gibi bir durum. Burası alev aslında. Yani siz bir alevi söndürmeye çalışıyorsunuz, bir olayı kapatmaya çalışıyorsunuz ama o alevi daha çok harlamaya çalışan, daha çok böyle bir öne atmaya çıkaran, öne çıkarmaya çalışan birlerinin olduğunu da gösteriyor. Bakın sağlıkla alakalı bazı durumlar var ve bunu biraz da genel olarak gösterdi. Yani bedensel olarak gösterdi diyebilirim. Bedeninizde herhangi bir şekilde hem bunu fiziksel olarak hem de lütfen psikolojik olarak şöyle bir yorumlamanızı istiyorum. Yani artık günümüz şartlarında da e, psikolojik olarak belki bir takım tedaviler görmek ya da tedaviler almak gerçekten e, şey değil. Yani böyle aman aman da e, ne bileyim herkes kötü olarak düşünse de hiç öyle bir şey değil. Yani onlar da e, o doktorlar da diyeyim yani sizlere gerçekten çok güzel fayda sağlayabiliyor. Lütfen bu konuda biraz bilinçlenin. Bedensel olarak dedik ya da psikolojik olarak dedik bir sağlık problemi var. Bunu biraz daha genel olarak söyleyeceğim çünkü burada bir beden şekli var. Yani sizler bugünlerde bir problemle, sağlıkla alakalı bir problemle uğraşabilirsiniz. Kafaya taktıklarınızdan kaynaklı psikolojik ya da böyle bir ani bedensel rahatsızlıklar yaşanabileceğini de gösterir. Evet. Bakın arkadaşlar, aslında ben şurada şunu da söylemeyi unuttum altınla alakalı. Altın arkadaşlar maddi olarak bir güçtür ya. Sizin güçlenme gibi durumlar, hatta gücünüz var ve o gücünüzün artacağını da gösteren bir durumdur. Altın konusunda sizlerin de hassas olmasını gerçekten tavsiye ediyorum. Bak altın eğer bu şekilde çıktıysa gerçekten güzel sonuçlar getirecek demektir. <laughs> evet bakın arkadaşlar bir borcunuz mu var ve bu borç konusunda biraz daha hassas davranmanız gerekiyor. Sizin borcunuzu siz ödüyorsunuz değil mi? Yani sonuçta gelip bir başkası ödemiyor. O yüzden belki ödemelerde mi aksaklıklar yapıldı ya da öderken mi yanlış ödendi. Böyle bir takım durumlar olabilir. Bunlarla uğraşabileceğiniz, böyle şeylerin gündeme geleceği bir zaman diliminde olduğunuzu gösteriyor. Bir de bak şuradaki birine sırtını dönmüş görünüyorsun. Seni hayatımda istemiyorum diyorsun ama o halen daha hayatında. Yaptığın davranışlardan rahatsızım diyorsun ama o halen daha de yapmaya devam ediyor. Hani başıma da bela oldu dediğiniz birisi varsa ve özellikle kurtulmak istiyorsanız arkadaşlar ee, nasıl diyeyim evet kurtulabilecek bir zamandasınız. Yer değiştirmek gibi yani onun yer değiştirmesi gibi bir durum görünüyor. Ben biraz da burada bir nefret de görüyorum açıkçası. Nefret ettiğim bir insana sırtımı döndüm diyebilirsiniz ve bu insanın hayatınızdan çıkışı sizin hayatınızdaki son dönemini geçirdiğini de gösteriyor. arkadaşlar bak bunu da söyleyeyim. Bir de bak bir aydınlanma var. Yani güneşi görmek diyoruz ya biz tam da böyle bir aydınlanma. Sıkıntılı günlerin sonu olabilir aynı zamanda. Ya da böyle bir merak ettikleriniz, merak ettiğiniz konular aydınlanabilir. Lütfen şöyle bir arkadaşlar aydınlanmaları dahi görebilmek çok önemlidir. Bak bunu da söyleyeyim. Bakın son olarak da şunu söyleyeceğim. Şurada sizin beliniz resmen şu şekilde çıkmış. Yani e, tamamen sizin beliniz bu şekilde eğik bir vaziyette görünüyor. Biri sizin üstünüzden bir şeyler yapmaya çalışıyor demektir. Yani birileri sizin sırtınızdan iş çeviriyor da olabilir. Size kendi işlerini yaptırıp da bir şeyler yapmaya çalışıyor olabilir. Yani burada sizi kullanan birilerinin varlığını gösterir. Lütfen bu konuda biraz daha hassas davranın. Yani birilerine kendinizi tabii ki de kullandırtmayın. Yani şöyle bir kendinizi e, hani iyilikten kaybetmeyin. Yani tam olarak da bunu söylemek istiyorum. Herkese de iyilik yapılmaz ya. Tam da böyle bir durum aslında. Evet arkadaşlar. Şöyle bir hemen kartlarımıza da beraber bir bakalım. Bakalım kartlarımız bizlere neler gösterecek. Sizler de tabii ki de bu aşamada kendi niyetlerinizi oğludu niyetiyle ve özellikle de kulağınızın duyacağı şekilde dillendirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Hadi bakalım. Hazırsanız hemen şöyle de bir başlamak istiyorum. Evet, çiçekler kartıyla başladık. Arkadaşlar, çiçekler yeniliktir. E üzerinde ne kadar kötü enerji varsa bunların temizlenmesidir. Sizin yeni umutlar elde edeceğiniz bazı durumlara gireceğinizdir. Güzel haberler yolda demektir. Gelecek olan haberlerin de sizi memnun etmesi gibi bir durum olacağını gösterir. Hatırlarsanız lale çiçeği. Lale çok güzel bir yeniliktir arkadaşlar. Bak bunların hep çiçeklerinde aslında çok güzel anlamları vardır. Hani bilmiyoruz demeyin. Biraz böyle araştırılırsa gerçekten çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Hayatınızda bir takım yeniliklerin evinizin kapısında olduğunu söyleyebilirim. Devam edelim bakalım. Bak hayatında kendi hayatında bir yol çizmişsin. Bu yolda şöyle emin adımlarla ilerliyorsun. Ama artık hayatında seçenekler oluşmaya başladı. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir konuda tıkandıysan o konuda artık çıkış yolu için seçeneklerin var demektir. Böyle seçenekler oldukça da ee, olumlu olaylar yaşayacak, yaşamak için vesileler ortaya çıkıyor. Unutma, seçtiğin her şey senin kararın olacak. Unutma, seçtiğin her şey senin kaderini belirleyecek. Bak bunu da söyleyeyim. Devam edelim bakalım. Bak hayatında kısır döngünün sona ermesi, hayatında canlanmaların olacağını gösteriyor. Artık kendine daha çok güvenmelisin. Hani belki bir dağılma zamanından geçmiş olabilirsin. Kendini toparlayacağını, hani kendine geleceğin bir zaman diliminde olduğunu gösterir. Yaşadığın zor günler, sıkıntılı günler, problemli günler geride kaldı diyen kartımdır. Hayatında bir enerji vardı ya Belki son damlalarını yaşıyordun ya. Şimdi o enerji hayat enerjin tazeleniyor demektir. Herkesin hayatında bir yaşam gücü vardır. Yaşam enerjisi vardır. Şimdi senin yaşam enerjin hayat enerjin tazeleniyor. Ve yaşam gücün artıyor demektir. Bu enerji olarak hareketlenmeler enerji olarak bir gücün Tazelenmesi, artması gibi bir durum. Bu da arkadaşlar hayatınızda canlanmaların olacağını da gösterir. Diğer bir kartım, bakın, hayata karşı verdiğiniz mücadele, ciddi anlamda çok fazla çaba sarf ettiğini gösteriyor. Ama hayat seni çok fazla yoruyor. E, şunu unutma, bak pes etmeye yaklaştıkça aslında her ne konuda mücadele ediyorsan o işi Yapacağını gösterir. Seni pes ettirmek için çalışanlar da olabilir. Bununla alakalı uğraşlar yapan da olabilir. Ama şunu da özellikle söylüyorum. Her konuda çok fazla çaba sarf etmektense bir konuda çok çaba sarf et. Onun sonunda kazanan sen olacaksın. Pes etmek yok. Pes etmeyi tamamen unutarak hayatına devam etmen yani mücadeleye devam etmen gerektiğini de gösterir. Kendini çaresiz hissettiğin zamanlar, ne yapacağını bilemediğin zamanlar ya da ne yaparsan yap buradan sonuç alamıyorum diye düşündüğün zamanlarda işte zaten bu konularda çok çaba sarf etmen gerekiyor. Tam vazgeçecekken sonuca ulaşacağını gösteriyor. Zamanla bazı şeyleri başaracağını gösteriyor. Ayrıca şunu söyleyeyim. Sen çaresiz değilsin seni çaresiz hissettiriyorlar. Bu da bariz ortada olan bir kartımdır. İnsanların seni çaresiz hissettirmelerine lütfen kulak asma. Onlar yapamadıkları için sen de yapamazsın diye sana empoze etmeye çalışıyorlar. Seni empoze etmeye çalışıyorlar. O yüzden bu şekilde sana kendini çaresiz hissettiriyorlar. Evet bak bugünlerde hislerine çok güvenmen gereken bir zamanda olduğunu gösteriyor. Hislerine, sezgilerine, altıncı hissiyatın dediğimiz bazı durumlara çok fazla güvenmen lazım. Birini sevmedin mi? Hislerine güven ve o insanla konuşmayı kes. Birinin yalan mı söylediğini düşünüyorsun? Sezgilerine güven, sezgilerinle hareket et. O kişinin yalan söylediğini ortaya çıkaracaksın demektir ya da bazı konularla alakalı şüphelerin ya da kaygıların varsa çünkü bunlar senin hissettiklerin o şüphelendiğin konularda haklı çıkacağını kaygılandığın konularda haklı çıkacağını gösteren kartımdır. Hissiyatlarını duygularını bugünlerde güzel bir şekilde değerlendirirsen bu hissiyatların seni doğru yönlendirecek ve seni mutlu edecek sonuçlar doğuracağını da gösterir. Devam edelim bakalım. Bazı konularda çok hissizsin ama özellikle de kötü olaylar peş peşe geldiğinde kendini hissiz hissettiğini gösterir. Yani şöyle söyleyeyim bir gün içerisinde 3-5 tane kötü olay peş peşe yaşadığında artık tepki vermekten ziyade tepkisizlik başlıyor. Yani hissiz lerin konusunda, duyguların konusunda karışmış olduğunu da söyleyebilirim. Devam edelim bir bakalım. Bak kaygıların ne olduğu kart geldi. Son zamanlarda çok fazla olaylar yaşıyorsun. Son zamanlarda yaşadığın olaylarda seni endişeli ve kaygılı bir insan olmaya sevk etmiş. Yaşadığın olayları şöyle bir düşün. Neden kaygılandığını, neden endişe ettiğini şöyle bir düşün ve bunlarla yüzleşmeye çalış. Korkuların vardır, bunlarla yüzleşmeye çalış. Ya da geçmişi düşünüyorsundur, eskiyi düşünüyorsundur. Geçmişte şu oldu, bu oldu, şöyle oldu, böyle oldu gibi düşünceler sana kaygı veriyordur. Gelecek kaygısı veriyordur, gelecek endişesi veriyordur. Aslında hayır arkadaşlar geçmiş geçmişte kaldı bundan sonrası sizin geleceğiniz demektir ve geleceğinizle alakalı da kaygı yaşamaktansa mücadele vermeniz en doğru olandır şöyle bir devam edelim bir bakalım Evet bakın hayatınızın Odak noktasına lütfen kendinizi koyun Burada e, hayatın merkezine kendinizi koymak gibi düşünün. Şimdi aklınızda birden fazla konu olduğu için bazen çok dalgın olabiliyorsun. Ya da yapmak istediklerini bir türlü yapamıyorsun. Niye? Odaklanamadığın için. Bir işle ilgilen odak nokta ne olsun? Bak odak noktan bir tane olduğunda o işin sonucu kesinlikle başarılı olacağını gösteriyor. Ve şöyle sizler için son kartımı da elime almak istiyorum. Zaten yenilenmek istiyordunuz ve yenilenmek kartımız da geldi. Ruhsal ve bedensel olarak yenilenmen gerekiyordu zaten. Ve ruhsal ve bedensel olarak da e, bugünlerde şöyle bir kendini yenileyeceğini de gösteriyor. Arkadaşlar. Bedensel olarak yenilenmeyi size bırakıyorum ama ruhsal olarak yenilenmeyi biraz daha üzerinde durmanız gerektiğini söylemek istiyorum. Kötü enerjilerden negatifliklerden uzaklaşmanız gerekiyor. Sizi kötü etkileyenlerden yıkıcı eleştiri yapanlardan uzaklaşmanız gerekiyor. Bu şekilde hayatınıza yeniden ve sıfırdan yeni bir sayfa açacağınızı söyleyebilirim. Bunların size artısı olur, eksisi olmaz arkadaşlar. Bak bunu da söyleyerek sonlandırmak istiyorum. Evet sizler için şöyle bir kahve ve tarot açılımı yaptık. Lütfen açılımlarımızda size ait olan pozitif enerjiyi alın. Negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeğe saygı için kanalıma abone olup beğeni yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.